Sevgili seyirciler, Türkiye'nin ilk sağlık üniversitesi Bezmi Alem araştırmacı tıpçılar yetiştiriyor. Öğrenciler 590 yataklı üniversite hastanesinde hem pratik hem de gözlem yapma fırsatı buluyor. İstanbul'un merkezi Fatih'te yeniden restore edilerek hekimler ve bilim insanları yetiştirmek üzere hayat kazandırılan tarihi binasında eğitim veren üniversite sağlık hizmeti tecrübesini öğrencilerine aktarıyor. Bezmi Alem Üniversitesi, üniversite olarak 2010'da kurulmuştur ama tarihçesi oldukça eskilere dayanmaktadır. Halkımızın genel olarak bildiği Vakıf Gureba Hastanesi, 171 sene evvel Bezmi Alem Valide Sultan tarafından inşa edilmiş ve kesintisiz olarak 171 yıldan beri aynı şekilde sağlık hizmeti vermeye devam eden bir hastanedir. Bu hastanenin bir başka özelliği de ülkemizde hastane ismiyle kurulan ilk modern hastane olmasıdır. Bu kadar sağlık hizmetinin ve birikimin üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, hükümetimizin de tensibiyle 2010 yılında aldığı bir karar ile üniversiteye çevirmiştir. 2010 yılından beri de sadece sağlık konusunda olmak üzere sağlık hizmetleri ve sağlık eğitimi veren bir üniversiteyiz. Şimdi sağlık üniversitesi olmanın bence önce gerekleri nedir? Gerçekten sağlık hizmeti veriyor olması lazımdır. Bir, ikincisi sağlıkla ilgili bütün branşlarda eleman yetiştirmeyi de hedef almalıdır. Biz yola çıkarken önce 6 programda eğitim yapmaya başlamıştık. Ama 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde bu program sayısını 17'ye çıkarttık. Ve tamamı da sağlıkla ilgili bölümlerdir. Ne demek? 2 yıllık bölümlerimiz de var ara eleman yetiştiren sağlık teknikerliği 9 ayrı branşta. Örneğin anestezi teknikeri, anestezi hekiminin yanına anestezi teknikeri olmadan eksik kalır bu hizmet. Mesela acil tıp teknisyeni, yıllarca hekim açığımız var diyoruz, biz ambulanslarda doktor koşturuyoruz. Ama son yıl alınan isabetli bir kararla bundan sonra artık ambulanslarda hekim değil, acil tıp teknisyenleri hizmet etmektedir. Bir başka teknisyenlik mesela laboratuvar teknisyenliği, diş teknisyenliği, bu şekilde bizim 9 ayrı branşımız var. Bunlar Sağlık Meslek Yüksek Okulu adı altında birleştirildi ve Türkiye'ye sağlıkta ara eleman yetiştirmektedir. Bunlarsız olmaz. Bunun dışında biz ayrıca 6 yıllık tıp fakültemiz, 5 yıllık eczacılık ve diş hekimliği fakültemiz, 4 yıllık eğitim veren sağlık bilimleri fakültemiz var ve bunun altında da ayrı 4 bölümümüz var. Hemşirelik, fizyoterapi, sağlık yönetimi, odyoloji. Bu yılda yeni açtığımız beslenme ve diyetetik bölümümüzle sağlık bilimleri fakültemizde 5 bölüme kavuşturmuş olduk. Toplamda 17 bölümde hizmet vermek inşallah seneye 27'ye 37'ye çıkarak sağlıkla ilgili tanımlanmış tüm meslek gruplarında eleman yetiştiren bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Şu anda daha 3 yıllık bir tıp fakültesi olmasına rağmen 26 ayrı ülkeden yabancı öğrencilerimiz var. Bunun dışında farklı ülkelerle anlaşmalar yaparak ortak sağlık konusunda araştırma projeleri yürütüyoruz. Demek ki ikinci düşüncemiz eğitimin yanında kaliteli araştırmalarla dünya tıbbına veya dünya sağlığına hizmet etmektir. Biz bu amaçla değişik enstitüler açarak araştırmalarında dünya standartlarını aşmış ve ne yazık ki Türkiye'de tutamadığımız bilim adamlarını artık geri çağırmanın zamanı geldiğini söylüyoruz. Bunun için de Beykoz'da, Yuşa Tepesi'nde 20 bin metrekarelik bir bahçe içinde, 4500 metrekare kapalı alanda Bezmi Alem Yaşam Bilimleri Enstitüsü'nü kurduk. Amerika'da Mayo Clinic'te veya diğer gelişmiş üniversitelerde çalışan Türk bilim adamlarına öncelikle davetiye çıkarttık. Harvard'dan
gelip burada başlayan arkadaşlarımız oldu. Bundan sonra inşallah eğitimin yanında bilim adamı, hoca yetiştiriyoruz. Ayrıca da Türkiye'de son derece stratejik sayılan aşı gibi, insülin gibi üretilemeyen ve dışa bağımlı kaldığımız ürünleri de burada üretmeyi amaçlıyoruz. Uluslararası deneyimli, kaliteli ve genişleyen akademik kadrosuyla üniversite öğrenciler için yoğun öğrenci merkezli eğitim modeline sahip. Bezmi alemde üniversite olmadan da çok sayıda hocamız vardı. Ama şu an itibarıyla 200'ün üzerinde doçent, yardım doçent ve profesörümüz var. Öğrencinin kalitelisi, hocanın kalitelisinin nerede olduğunu biliyor. Biz gerçekten yine vakıf üniversiteler arasında en yüksek taban puanla öğrenci alan sağlık üniversitesiyiz. Ve bu öğrencilerimiz son derece kaliteli hocalarda eğitim aldıkları için muhtemelen kendi aralarındaki duyumlarla sadece bu sene ikinci sınıfımıza adını vermeyeceğim bir vakıf üniversitesinden 30 öğrenci yatay geçiş için müracaat etmiştir tek fakültemize. TÜBİTAK'la başta olmak üzere değişik kardeş üniversitelerle her türlü araştırmaya, sağlık konusunda her türlü araştırmaya imza atan bir müesseseyiz. TÜBİTAK'tan çok sayıda desteklenen projemiz var. Buna şükrediyoruz. Projelerin kalitesini göstermektedir. İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan desteklenen projelerimiz var. Bunlar önemli şeylerdir. Efendim biz hangi konularda araştırma yapıyoruz? Gerçekten söylüyorum. Bu sağlık üniversitesi olmanın büyük bir avantajıdır. Bir araştırma projesinin bir yerinden hemşiremiz, bir yerinden fizyoterapimiz, bir yerinden hekimimiz, eczacımız tutabilir. Aynı konu herkes için araştırma imkanı sunabilecek durumdadır. Sağlık üniversitesi olmaktan dolayı. Herkesin meslektaş olduğu bir üniversite çünkü. Bizim tıpta pek çok yeniliklere ilk uygulamacı olarak imza attığımız uygulamalarımız var. Örneğin reflü diye bir hastalık var. Yediklerimizin ağzımıza gelmesiyle rahatsızlık hissettiğimiz. Bu genellikle ameliyatla tedavi edilir. Bizim gastroenteroloji bölümümüzde bu uygulama ameliyatsız olarak yapılabilmekte ve hastalar şifaya kavuşmaktadır. Son olarak Gamma Knife denen bir cihaz aldık ki Türkiye'mizde henüz olmayan bir cihazdır. Ben beyin cerrahıyım. Beyin cerrahlarının çıkarmakta zorlandıkları, hastaya çıkarırken daha çok zarar verecekleri beyin tümörlerini artık ameliyatsız yerinde tedavi etmek, kurutmak imkanına sahibiz.